Hazırsak başlayalım. Yiğit Gülmezoğlu'nun kariyerinde daha gelecek çok yol var mı? Ee, şimdi her ne kadar 11 senedir birincilikte oynuyor olsam da daha doğrusu şu anki adıyla Efeler Ligi'nde oynuyor olsam da bunun 9 senesini Arkaspor'da Spor'da son 2 senesini de Halkbank'ta geçirmekteyim. O yüzden sadece iki takımda oynadığım bir serüvenden bahsediyoruz burada kulüpler bazında. Milli takımları düşünecek olursak da Yıldız Milli'den bu yana yaklaşık tüm milli takımlarda oynadım. E, hepsinde oynadım daha doğrusu. Ve bu benim için çok keyifli bir serüvenli. Keyifli bir serüven olmaya da devam ediyor. Ancak gidecek daha çok fazla öyle olduğuna inanıyorum, düşünüyorum. Bunlardan bazıları milli takımı düşünecek olursak inşallah bir olimpiyat. Belki bir Avrupa Şampiyonası'nda finaller, belki bir Dünya Şampiyonası'ndaki üst basamaklar gene finaller olabilir. Bir gör, görmek niyetim var takımla birlikte. Çünkü çok güzel bir jenerasyon yakaladığımıza inanıyorum. Ve inşallah kardeşlerimizle, abilerimizle buna başaracağımıza da eminim. E, kulüpler bazında düşünecek olursak da e, bu sene Halkbank'ta çok güzel bir ivme yakaladık. Umarım ülkemize bir tane daha final gösterebiliriz diye inanıyorum bu konuyla ilgili de. Ee, onun dışında da belki bir Avrupa serüveni olabilir kulüpler bazında kendi adıma düşündüğümde. Ee, yani gidilecek daha çok fazla yol olduğuna inanıyorum ve her geçen gün de bunun için emek veriyorum, çalışıyorum. Hmm. Dinlemekten asla sıkılmadığın şarkı hangisi? Bu çok güzel bir soru çünkü şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Her maç öncesi aslında bir sürü de şarkı dinliyorum. Ee, ama dinlemekten asla sıkılmadığım şarkıyı düşündüğümde muhtemelen Imagine Dragons'tan Demons olabilir. Onu çok seviyorum. Ee, komik olacak belki ama bir tane de Türkçe 90'lardan Serdar Ortaç'ın Mesafe şarkısını bayağı severim. Bu ikisi birbirinden her ne kadar farklı da olsa ruh halime göre ikisinden birini seçip dinliyorum. Ee, dinlemek bunu görmüşken şuna da söylemek istiyorum. Dinlemekten en sıkılmadığım müzik türü de alternatif rock olabilir belki. Türkçe olarak düşüneceksek de Türkçenin 90'larına bayılıyorum, her zaman modumu yükseltiyor. Bu soruya da böyle cevap vermek istedim. Okuduğun hangi roman sende iz bıraktı? Roman olarak düşünecek olursak, e, Haruki Murakami Japon bir yazar ben bayağı seviyorum ve neredeyse her kitabını okudum. Onun 1284 diye bayağı uzun bir kitabı var. E, hatta yani okuduğum en uzun kitaplardan biri olabilir. 3 cilt olarak satılıyordu. Ben inat ettim illa tek bir cildini alacağım, bulacağım diye. 1280 sayfa civarındaydı. E, ...betimlemeleriyle, genel anlatımıyla ve Murakami'nin o entelektüel zekasıyla inanılmaz keyifli bir romandı. Okumayanlara tavsiye ediyorum. Çok da fazla spoiler vermek istemiyorum ama... ...bence herkesin hayatında okuması gereken bir kitap. Eğer roman olarak söylemeyecek olursak da bir tane bir şey eklemek istiyorum buraya. E, Yetenek Dediğin Nedir Ki? diye bir kitap var. Onu da bayağı seviyorum aslında. Çünkü... Ee, başarılı olmak için sadece yeteneğin ya da başarılı olmak için sadece çalışmanın değil de bunların ortak bir sonucunun ne kadar önemli olduğunu ve insanların elde etmek istediği şeyler uğruna hem emek vermesi gerektiğini ama hem de doğuştan gelen özelliklerini olumlu yönlerde kullanması gerektiğini çok iyi ifade ediyor. Bu ilk kitabı söyleyebilirim. Bir tane daha geldi aklıma onu da eklemek istiyorum. O da e, Stefano Danlaydı yanılmıyorsam yazarı Tanrılar Okulu. Biraz daha felsefik bir kitap ama e, içerdiği bilgi, yani içerdiği kurgunun ve anlatımın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden hem felsefeyle ilgilenenlerin ama bir yandan da çok aşırı felsefik olmasın diyenlerin okuyabileceği bir roman bir nevi. Bu üç kitabı çok seviyorum ben. İzmir boyozumu Ankara dönemimi. Çok kısa bir cevap vereceğim muhtemelen. O yüzden uzatmayı düşünüyorum. İzmir'in her şeyini çok seviyorum. Her ne kadar Ankara'da yaşasam da ben doğma büyüme bir İzmirli olduğum için bana İzmir'in bir şeyi mi, herhangi bir ülkenin ya da herhangi bir yerin başka bir şeyi mi deseniz benim cevabım İzmir olacak. O yüzden İzmir'in boyuzu diyorum. Ki İzmir'de yaşadığım müddetçe yediğim boyoz belki de elimin parmaklarının sayısını geçmez ama yine de İzmir'in boyuzunu tercih ederim. Bu arada Ankara'nın simidi mi deseniz orada bir kafa karışıklığı yaşayabilirdim çünkü Ankara simidine bayılıyorum. Smaç mı pas mı? Benim kariyerimi düşünecek olduğumuzda ilginç bir soru oldu. Çünkü ben hem smaçör oynadım hem pasör oynadım. Ee, tabii ki de smaç benim cevabım. Çünkü bunu daha çok sevdiğim için kariyerimde böyle bir adım attım ve smaçörlüğe geçiş yaptım pasörlükten sonra. Ama smaçörlük mü pasörlük mü deseniz burada şöyle bir cevap vermek isterdim aslında. Pasörlük oynaması çok keyifli olsa da bazen bazı günler enerjinizi atamadığınız bir mevki. Ama smaçörlükte her gün her türlü enerjinizi yansıtabiliyorsunuz sahi. O yüzden de ben smaç vurmayı ve smaçörlüğü tercih ediyorum bu anlamda. Ama gene de pasörlere ve pas atan herkese de çok büyük saygım var. O yüzden benim için smaç olsa da pas diyenlere de saygım sonsuz. Kadın ve erkek voleybolunda gelmiş geçmiş en iyi oyuncular. of oh. ee, Öncelikle kadın voleybolundan başlayayım. Biraz daha kendime zaman kazandırmış olayım. Ee, ben Fenerbahçe'de oynamış, hatta Eczacı'da oynamış Kim'i bayağı beğeniyorum. Koreli e, voleybolcu. Onun dışında e, ülkemizin efsanelerinden Neslihan çok iyi bir voleybolcuydu. Gözde abla aynı şekilde çok iyi bir voleybolcuydu. Pasör olarak düşündüğümde Naz gelmiş geçmiş en iyi pasörlerden ve oyunculardan bir tanesi. Ee, şu an aklıma gelen bayanlar için bunlar. Erkekleri düşünecek olursak da ha, orada aklıma gelen bir sürü isim var aslında. Bir tanesi takım arkadaşı da olmuştum arkasdayken. Leonel Marshall. Bence gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi. Hem teknik olarak hem fiziksel olarak kabiliyeti çok yüksekti. Ee, karşılıklı oynadığım... Kubiak çok hatta Halkbank'ta oynadığı dönemlerde karşılıklı oynamıştık. Ben gene arkasındaydım o dönemde. Onun da çok iyi bir voleybolcu olduğunu düşünüyorum. Bir komple bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, pasör olarak mesela aklıma gelen bir iki örnek. Şu an Kristensen çok iyi kariyerinin zirvelerinde bir pasör ve gayet iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Biraz daha farklı mevkilere düşünürsem pasör çaprazı olarak Mihailov'un çok iyi olduğunu inanıyorum ve e, her takımın ihtiyacı olan bir star olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda kendi takım arkadaşım Nimir'i de bu konuda söylemeden geçemeyeceğim. Bence o da her ne kadar daha diğerlerine göre genç olsa da gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi. Şu an aklıma gelenler bunlar ve bu oyuncuların çoğuyla da birlikte oynadığım için çok gururlu hissediyorum ve onlardan da bir sürü şey öğrendim. Şimdi ilginç bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Bakalım. Partnering Crime, ilginç gerçekten. Ee, partnering Crime aslında benim Instagram'da eşim adına yani eşim için kullandığım bir hashtagti. Çünkü biz ne yaparsak yapalım genelde birlikte yapmayı seviyoruz. Ee, bu komiklik olsun, eğlence olsun, yemek olsun, sohbet etmek olsun. Yani birlikte geçirdiğimiz vakitler bizim için en keyifli vakitler oluyor. O yüzden de bunu vurgulamak için bir e, İngilizcede olan bir terim Partnering Crime kullanıyoruz genelde. Yani bu bizim için e, hayatı ortak yaşadığımız ama aynı zamanda da yaşadığımız her andan keyif aldığımızı vurgulamanın komik ve kısa bir biçimi. O yüzden aslında bunun çıkmasına hem sevindim hem de çok şaşırdım. Çünkü e, bizim adımıza özel bir şey. Kendimize de bazen bu şekilde bahsediyoruz. Partner in crime, partner in crime diyoruz. O yüzden sevindim bu soruyu gördüğüm için. <laughs> Ayı adım atar atmaz ilk ne söylerdin? Gerçekten ilginç bir soru. Ee, yani klişelerden gitsem, onların ne söylediğini düşünsem, benim için küçük insanlık için büyük bir adım desem güzel olurdu. Ama bu benden önce söylendi. Ben muhtemelen nereye geldim böyle? Gibi bir tepki verirdim çünkü her zaman hayal ediyoruz, her zaman nasıl bir şey olacağını düşünüyoruz. Ama muhtemelen gördüğümüzde çok daha farklı bir şey olacaktır. Ha umarım bu arada bu sorunun cevabını verebilirim günün birinde. Çok farklı bir deneyim olur. Ee, ne diyeceğimi Ne diyeceğime emin değilim. Onu da o, o, anki heyecanı bırakmak istiyorum. İnşallah göreceğim ama. <laughs> Zannetmiyorum göreceğimi. Hemen bakıyorum şimdiki soruya. Tarihte yaşamış bir ünlü olsaydın kim olmak isterdin? Ee, aklıma bir sürü örnek geliyor burada. Ama muhtemelen yani bir Türk genci olarak kendimi onun yanına koyamayacağımı bildiğim halde Atatürk olmayı deneyimlemek isterdim. Yani onun zamanında yaptığı devrimlerin onun zamanındaki düşüncelerinin onun zamanında böyle bir toplumu bambaşka bir toplum haline getirmesi için gereken cesareti nasıl elde ettiğini gerçekten birinci elden deneyimlemek isterdim. Bunu söylerken şu an tüylerim diken diken oluyor çünkü hani muhtemelen bu verilmiş ya da verilebilecek en zor cevaplardan bir tanesi. Yani ne olursa olsun onun gibi biri olamayacağımızı, olamayacağımı bildiğim için ama gerçekten de öyle bir cesareti ve öyle bir öngörüyü nasıl elde ettiğini deneyimlemek isterdim. O yüzden benim için bu sorunun cevabı her ne kadar çok düşünsem de çok basit oldu. Atatürk olmayı deneyimlemek isterdim. Galiba biraz azaldı. Şimdi bakalım ne çıkacak. Oh. <laughs> İzmir denildiğinde aklına ilk ne gelir? İzmir denildiğinde benim aklıma gerçekten de aşk geliyor. Ben İzmir'e aşığım. Çok seviyorum. Demin soruda da söylemiştim. Ama ilk aklıma gelen uzun süredir hani Ankara'da yaşadığım için deniz. Çünkü deniz benim görmeye o kadar alıştığım bir şeydi ki burada görememek bazen beni <laughs> mutsuz ediyor. Ha bir de şunu da söyleyebilirim. E, eşim ilk İzmir'e taşındığında hep şey konuşuyorduk Ezgi ile. Ya işte e, burada Değişik ağaçlar var. Bunlar niye Ankara'da yok? Palmiyeler niye Ankara'da yok diyordu. Ben de bir İzmirli olarak palmiyelerin her geçen gün sokakta görmeye o kadar alışmıştım ki. Ne diyor acaba diyordum. Hiç fark etmiyordum. Çünkü onun olmadığı bir gerçeğin varlığından haberim yoktu. Ondan sonra Ankara'ya taşınıp İzmir'e geri döndüğümüzde her deplasman için havaalanına indiğimizde ilk verdiğim tepki oluyor. Allah Allah bunlar palmiye, bunlar çam değil. Niye buradalar diye. O yüzden de İzmir denildiğinde aklıma ilk deniz, ardından da palmiye geliyor. Ondan sonra sıcak, kum, güneş, eş, dost bunlar geliyor. İzmir benim için her zaman olumlu ve güzel e, kelimeleri çağrıştırıyor. İzmir'i çok seviyorum. <laughs> evet son üç soru. Bunu çekiyorum. Bakalım ne gelecek. Elbet bir gün. Ben elbet bir gün... Dünya seyahati yapacağım buna inanıyorum ve bunu e, eşimle yapmak istiyorum. Bizim en büyük hayalimiz Ezgi ile çocukluğumuzdan beri her zaman yani biz çünkü 10 senedir birlikteyiz hatta 11. senenin içerisindeyiz ve ilk günden bu yana gemiyle dünya turu yapmak istiyoruz. Bununla ilgili bir sürü defa hatta e, bazı programlara katıldık. Böyle e, hangi seyahatler en iyisi, neler, nereler geziliyor, nerelerde ne yapılıyor diye. Bu hayallerimizin en, en üst seviyesi diyebilirim. Ve bunu yapmak için de gerçekten çok kararlıyım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü dünyanın farklı yerlerini gezdiğimizde bir sürü farklı kültürle tanışma imkanımız oluyor. Bir sürü farklı kültürle tanıştığımızda da bir sürü yeni şey öğrenme imkanımız oluyor. O yüzden de hatta diyorlar ya çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir diye. Bence gerçekten çok gezen oldukça fazla bilgi sahibi oluyor eğer biraz da okuyorsa. O yüzden benim için elbet bir gün dünyayı dolaşacağım demek çok güzel bir cevap olacaktır. Oh. Yiğit Gülmezoğlu'nun hayatında bardağın boş tarafına neler var? Aslında güzel bir soru Çünkü bazı arkadaşlarımın Bana söylediği Polyanna olmamın aksini ifade eden bir soru Ben genelde bardağa baktığımda Bardağın dolu tarafını görmeyi tercih ederim Bunu da bazı zamanlar Gereğinden fazla yaparım O yüzden de hatta işte Bazı samimi arkadaşlarım bana Negatif anlamda bir polyanna derler Benim hayatımın Bardan boş tarafında ne var diye düşündüğümde, ya bunları bir fedakarlık olarak söyleyebilirim aslında. Yani bardan boş tarafında bir fedakarlık gibi görüp, bardan dolu tarafında elde ettiğimiz şeyler için neleri göz ardı ettiğimizi ifade ettiğini düşünüyorum şu an sorudan aldığım şey. O yüzden de mesela kariyerimizde voleybol kariyerinde kendi adıma ilerleyebilmek adına. Ailemden yaptığım felaketler olabilir burada ya da e, arkadaşlarımla olan buluşmaları kaçırmak olabilir. En sevdiğim insanların doğum günlerini kaçırmak olabilir. E, ama bunların her birinin dostluk çerçevesinde ve ilişkilerimiz çerçevesinde anlaşıldığını bildiğim için içim rahat. Ve e, sevgimi en sevdiğim dostlarıma ve aileme gösterebildiğimi de bildiğim için içim rahat. O yüzden o bağdan boş görünen tarafı benim için çok da bir boş değil. Orayı dolu olan tarafını daha da yüceltmek için kullandığımı düşünüyorum, kullandığımızı düşünüyorum. Ee, onun dışında ha belki şöyle bir şey olabilir. Yeteri kadar dinlenemiyor olmak olabilir. Ama o da sonuçta yorgunluklar her zaman emeklerimizin sonucu olarak geliyor. O yüzden de badem boş tarafını da sevdiğimi söyleyerekten bunu bitirmek istiyorum bu soruya. Çok zormuş abi bu soru. 18 yaşına dönsen neyi farklı yapmak isterdin? Aslında aklıma ilk bir tane cevap geldi. E, muhtemelen profesyonel bir sözleşme imzalamadan önce Amerika'daki üniversite ligini deneyimlemek isterdim. Çünkü benim e, A takıma çıktığım zamanlarda 16 yaşındaydım ben. O zaman eğer bir profesyonel sözleşme imzaladı, imzalamış ol, olduysan Amerika ligine gidemiyordun. Hem üniversite okuyup orada NCAA olan lige e, katılamıyordun. Bu kural şimdi değişti. Eğer ben o dönemde bunun farkında olmuş olsaydım belki de e, liseden üniversiteye geçeceğim dönemde profesyonel bir sözleşme imzalamadan önce e, Amerika'da bir üniversite okuyup oradaki üniversite ligini deneyimlemeyi tercih edebilirdim. Çünkü oranın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Oradaki eğitim sisteminin e, voleybolla birlikte daha doğrusu sporla birlikte devam edebilmesi adına çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ne yazık ki bizim eğitim sistemimiz biraz daha sporla birlikte zor. Orada 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 bunu çok güzel e, imkanlarla destekliyorlar. Çok güzel burslarla destekliyorlar ve bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E, ben muhtemelen 10 yaşıma geri dönmüş olsam Amerika'da üniversite ligini deneyimlemek isteyecektim diye düşünüyorum. Son soruya geliyorum. Zaten oldukça zordu bazıları. Bakalım şimdi sonuncusuna ne çıkacak. Hayatını ilk kelimeyle özetlesem bu kelimeler neler olurdu? Keşke demeseydim. <laughs> Daha zor bir şey çıkamazdı. Bakalım. Muhtemelen bir tanesi kararlılık olurdu. Önce ikincisini düşünüp ondan sonra özete geçeceğim. Diğeri de eğlenmek olacaktı muhtemelen. Ee, kararlılık neden? Eğlenmek neden? Kararlılık şu yüzden. Çünkü ben genellikle yapı gereği bir karar verdikten sonra o kararın doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü olduğunu sorgulamıyorum. Bunu karar verdikten önce yapıyorum. Ondan sonra da sadece verdiğim karara körü körüne bağlanıp devam etmeye niyet ediyorum. Ee, ve bunun kendi hayatımda çok fazla faydasını gördüm. O yüzden de kararlılık benim için kendimi tanımlamak istesem birinci kelime olabilir. İkincisi de eğlenmek. Çünkü gerçekten de hepimiz bir amaç uğruna, bir şeyler uğruna koşturuyoruz. Ve bunları yaparken eğlenmeyi unuttuğumuz zaman sürdürülebilir olmuyor. Ben de kendime daima bunu hatırlatıyorum. Voleybolu çok seviyorum. Voleybolu çok sevdiğim için yapıyorum ve voleybol oynarken eğleniyorum. O yüzden de bu benim mesleğim olsa da hiçbir gün iş yapmış gibi hissetmiyorum kendimi ve e, hayatımda ne yaparsam yapayım da bu eğlenceyi, eğlenme duygusunu, eğlence hissini kendime anımsatmaya çalışıyorum. Hatta o yüzden de burada ufak bir dövmem var. Enjoy yazıyor. O da İngilizce olarak bana bunu anımsatıyor. Teşekkür ederim. <laughs>